Efendim, öyle bir coğrafya düşünün ki. Sağımız Truva, solumuz Apollon Tapınağı, arkamız Kaz Dağları. Tarihle iç içe. Muhteşem bir güzellik yani. Evet, evet. Pirinç, pamuk, sebze yetiştiriciliği, tabii zeytin. Çok bereketli topraklar be ya. Ayrıca hayvancılık da var. Çok hoş, çok hoş. Hangi hayvanlar var? Ağırlıkla keçi. Maşallah, maşallah. Reis, Furuzan Hanım'ı davet edelim de okusun bir tane. Tamam. Evet, şimdi bir sürprizimiz var. İstanbul'dan değerli ses sanatçısı Firuzan Hanım misafirimiz. Kendisi gelsin, o güzel sesini okusun bir tane bize bakalım. Alkışlar Firuzan Hanım için. Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle genç çifte mutluluklar diliyorum. Ve onlar için romantik bir şarkı okumak istiyorum. Ve aynı zamanda Hüseyin için de tabii. Ah, o nedir o? Nedir o? Evet, bir si minor alayım lütfen. Lütfen rica ediyorum. Gülmek için yaratılmış gözlerde yaşlar niye diyoruz hep birlikte ve mutlu çiftleri piste davet ediyoruz. Buyurun arkadaşlar. Halil, yoldan geldi adam. Yeni kalkmış hastalıktan. Sonra yapıverirsiniz. Ya nüfus kalabalıklaştı. Hatta lazım bu. Ay ne halim var da gördü. Geldin mi bak? Ne bu, söyle bakalım. Deve. Kuş. Deve kuş o zaman. Baksana upuzun bir şey bu. Bu kuşun sırtında uzun boylu, kız gibi saçlı bir adam var. Nerede? Ha, gördüm şurada, evet. Bu uzun saçlı adam senin kısmetin kızım. Ay hadi, ne diyorsun? Deve kuşuna binmiş geliyor yani. Ay ağzından bal damlıyor vallahi. Gördüm, gördüm. Be dede be. Fayton bitti, bir de motor çıkardın başımıza be. Nereye bulayım ben 18 numara somun ya? Hüseyin, buldun mu lan somunu? Arıyorum, arıyorum. Bulsam da anlamayacağım ki hangisi 18. Tamirci miyim ben be ya? Eyvah eyvah. Al lan. Yok benim işim be ya. Sen buna bak. Hasta bu. Ölmesin. Efendim, iyiyim ben. Sokulmadım ben. Niye işi varmış da lan orada? Halil.
Ay beni de topuğumdan soktular. Ya pardon doktor bey. Ya ben küçükken bir kertenkele tarafından sokulmuştum da böyle her tarafım kabarcık kabarcık olmuştu. Yine öyle olur muyum acaba bu yaradan? Neresiyle soktu kertenkele ya? İğnesi yok ki onun. Sen onun ayaklarından uylanmışsındır. Ay sus. Alerjik reaksiyon için hepinize ilaç yazacağım. Ben ilaç içmem. Neden? Boğuluyorum içerken. Allah Allah. Sen diş yapıyor mu? Dişten yana çok sıkıntım var be evladım. Bir diş yapsana bana. Bu nedir? Domates sürdüm işte şişini alsın diye. İki de yumurta kırsaydın. Ne yani iyi gelmiyor mu domates? Gelmez. Vallahi ucuz atlatmışsınız. Olacak şeydi böyle ailecek. Hüseyin'le tatile çıkarsanız her türlü maceraya, her türlü heyecana hazırlıklı olacaksınız. Böyledir benimki. Şimdi ben şeyi anlamadım yalnız. Domates nasıl iyi gelmiyormuştu ya? Çamur da olur. Ya üstad, sen zurnanı üfle. O işleri bize bırak ha. Başka bir şey lazım mı? Yok Müjgan'cığım. Karaçalı gibi girdi aramıza. Etmediğim kötülük kalmayacak ona bak gör. Domates yaramazmıştı. Aklı sıra rezil edecek beni Müjgan'ın yanında. Sana da yazıklar olsun Müjgan. Yaşım da geçiyor. Sevemem ben artık kimseyi. Yok canım yoktur öyle bir şey. Ben sanmıyorum ya. Ay deniz soğuk mudur acaba ya? İnsan hemşiresine Müjgan'cığım der mi be abla? Ha. Sence ne yapmam lazım? Dur bakalım düşünürüz bir şeyler ya. Şu sizin gitarcı çocuk değilmiş denize giren? He İspanyol. İspanyol! Ne yapıyorsun? Ay deniz de çok güzel gözüküyor ya. Ay ben bir gireyim de bir serinleyeyim Hüseyin be. Dur. Merhaba. Su nasıl? Girince alışıyorsun. Tamam alışalım bakalım. Aferin abla, bu mu fikrin ya? Git kızın kapısına dayan diyorsun bana. E ne var be oğlum? Çal kızın kapısını, söyle derdini, bitsin bu sıkıntı. Ne bu ya? Firuzan abla, bak bu ev Karabacak Kadriye'nin evi. Kara aşağıda oturuyor, Müjgan kiracısı onun. Çok dedikoducu bir insan. Vallahi bir duyarsa, yarım saate kalmaz ay olacağı kadar herkesi öğrenir. Karabacak Kadriye mi? Ne ala güreşçi mi bunların sülale? He? Yok bir şey yok. Hadi, hadi git konuş kızla, ben burada bekliyorum seni, hadi. Atsaydın bari. Yumruk kadar taş atılır mı cevaba ya? Şeytan mı taşlıyor? Çek. Kilosuna rağmen hızlı koşuyor ama ne haber? Bir dakika durun ya durun. Güvercini uçurdum. Hemşireyi kaçırdım. Eller ne derse desin. Ben ömrümü geçirdim. Hadi hep beraber. Güvercini uçurdum.